Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yine bir kitapla, yeni bir kitapla daha beraberiz. Bu sefer kitabımızın ismi Türkiye'nin Zihin Tarihi. Türkiye'nin Zihin Tarihi. Alt başlığı da şöyle: Türk kültürü üzerine kuşatıcı bir söylev. Türk kültürü üzerine kuşatıcı bir söylev. Yazarı Hilmi Yavuz Hoca, hepinizin tanıdığı büyük ihtimal. Hilmi Yavuz'un bu eseri Timaş Yayınları'ndan çıkmış. Şöyle de yüzümün önüne getirerek bir parça kapağını göstermiş olayım. Tamamı görünmüyor ama bir parça gözükmüş olur. Kitabın bendeki baskısı, birinci baskısı, Mayıs 2009 baskısı. Ben bunu kütüphaneden aldım. Kitap ne hakkında dersek, şöyle kaba taslak söylersek, Osmanlı'dan Türkiye'ye geçişte o kültür mirasının iz düşümlerini yakalamaya çalışıyor kitap. Cumhuriyet tarihinin fikriyatı, düşüncesinin kendi kendine oluşmadığını, Osmanlı ile bağlarının olduğunu, Osmanlı'dan koparılamayacağını anlatmaya çalışıyor içindeki yazılar. Belki kitabın başlığına göre içindeki yazıları yeterli bulmayabilirsiniz. Ancak tek başına yazıları ele aldığınızda her birisi çok kıymetli, çok değerli yazılar, benim hoşuma gitti. Yani bir tek son kısımda Mustafa Kemal'e dair hüsnü zanlarına pek katılamadım hocanın. Onun dışında söylediklerini, yazdıklarını genel anlamda beğendim. Katılmadıklarım elbette, onlar ayrı. Evet, hızlıca kitabın içinden parçaları sizinle paylaşmaya başlayayım. Hemen ilerliyoruz. İlk işaretlediğim yer kitabın 14. sayfasında Osmanlı kültürü üzerine başlıklı yazıda. Burada Osmanlı'nın doğaya yaklaşımını anlatıyor hoca. Şuradan bir yerden okuyayım. Kestirmeden söylemekte yarar var. Kestirmeden söylemekte yarar var. Osmanlı kültürü bu dünyayı kullanılabilir bir dünya kılmayı amaçlayan bir kültür değildir. Osmanlı kültürü bu dünyayı kullanılabilir bir dünya kılmayı amaçlayan bir kültür değildir. Dünyayı kullanılabilir kılmak, bugün çok tekliyorum, dünyayı kullanılabilir kılmak, bu dünyayı enstrümantal aklın, yani doğa bilimlerinin ve teknolojinin bir nesnesi durumuna getirmeyi içeriyor. Doğayı bütünlüğüyle temellük etmek, onu insani amaçlar için ehli ve kullanılabilir kılmak, Osmanlı kültürünün değil, Batı kültürünün ayırt edici özelliğidir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle doğanın temellük edilmesi veya dünyanın kullanılabilir bir dünya haline getirilmesi arasındaki bağıntı Osmanlı kültüründe kurulamaz. Osmanlı'da bilim ve teknolojinin kendine özgü bir doğrultusu olmuştur ve bu dünyayı kullanılabilir kılmakla ilgili değildir. Ben burayı çok haklı, çok isabetli buldum. Bu bizim İslamiyet'teki mülk algımızla da ilgili. Biz mülkü Allah'ın olarak biliyoruz. Ve ondaki ilişkimizi saygı duymakla çerçeveliyoruz. Buna işte Kızılderililerin, işte efendim Hinduların falan filan, böyle Budist kısmının falan doğa yaklaşımlarına da gittiğiniz zaman onlarda da böyle bir tat görürsünüz. Varlığa Allah'ın mülkü olarak baktığınız zaman elbette onunla ilişkiniz de hayırlı olanla ilişki oluyor. Varlıkta bir hayır var ve siz hayırla muhatapsınız. Onu çok fazla tahriş etmek, onu çok fazla bozmak, günümüzün tabiriyle organikliğine zarar getirmek istemiyorsunuz. Müslüman'da bu şey var, refleks var. Müslüman elinden geldiğince doğaya saygı duyandır. Çünkü doğada Allah'ın eseridir. Allah'ın eserine saygı duymaktır bu. Bu anlamda batıdaki o doğaya boyun eğdirme, onu kendi mülkü kılma, onun üzerinde istediği gibi tasarruf etme, bu şeyi Müslümanların duymaması normal. Batı teknolojisi biraz buradan besleniyor arkadaşlar. Günümüzde artık zararlarını da görüyoruz bunun. İşte küresel ısınma, doğal felaketler, çevre kirliliği falan filan. Bu anlayış, o Bakonca anlayış mı diyorlar ona? O anlayışın getirdiği doğayı böyle kendi kısrağı gibi görme, atı gibi görme, terbiye edilecek hayvan gibi görme şeyi ters tepiyor. Bunun etkilerini bugünlerde artık görüyoruz. İklim anlaşmaları falan da bunun delili. Müslümanların yaklaşımı öyle olmadığı için onlardan böyle bir teknoloji çıkmadı diyor hoca.
Hani Müslümanlar doğaya zararlı bir teknoloji geliştirme eğiliminde değildiler. Onların teknoloji anlayışı daha farklı bir yöne doğru gidiyordu. O yüzden ya Batı'da bu oldu da Müslümanlar'da niye olmadı diye sormak biraz yanlış olur diyor hoca benim anladığım bu yazı boyunca. Buradan da bir parçasını sizinle paylaşmış oldum. Eğer yanlış anlamadıysam, belki de yanlış anladım. Evet, kitabın 16. sayfasından bir bölüm. Diyor ki burada hoca, şu halde doğa ya da dış gerçekliğin Osmanlı kültüründe iki işlevi var diyor. Birincisini geçiyorum, ikincisini okuyayım. Gündelik yaşamda haz duyabilmek için kullanmak. Buna örnek Evliya Çelebi'den verilebilir. Çelebi'nin caminin içine çiçeklerle donatılmasına, namazda saflar arasında çiçekler konulmasına ilişkin açıklaması, Osmanlı'nın haz ve fonksiyonunu birlikte düşündüğünü gösterir. Haz ve fonksiyonu birlikte düşündüğünü gösterir. Temaşanın ereği doğanın nesnel bilgisine ulaşmak değildir. Osmanlı temaşa yoluyla bir tür yorumsama, hermenötik yapıyor. Doğanın anlamını onun bilgisinde ya da doğanın zihnen temellük edilmesinde değil, onun öznel yorumunda arıyordu. Osmanlı'da anlam bilgiden önce gelir. Osmanlı'da anlam bilgiden önce gelir demek yanlış olmaz diyor. Elhak doğrudur. Hakikaten varlığın anlamı, Müslümanın dünyasında varlığın anlamı, onun yatay düzlemdeki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmaktan önce gelir. Yine kitabın 19. sayfasından bir bölüm. Burada Doğan Kuban'dan bir şey aktarıyor. Biz Evliya'nın anlatımından caminin heybetli, güzel, eşsiz, zengin, sanat dolu İstanbul'un göz bebeği bir yapı olduğunu anlarız. Ancak bu heyecan dolu bir dile karşın ne caminin şeması, ne büyüklüğü, ne değişik öğelerinin birbiriyle ilişkisi bakımından yeterli bir bilgi edinip bundan Süleymaniye'nin nasıl bir yapı olduğunu çıkarmak olanağı yoktur. Sayısal bilgiler 40, 50, 1000 gibi gerçeğe uymayan ve sayısal bilgi vermekten çok büyüklük hissi vermek için kullanılmış simgesel rakamlardır. Evliyada minareler göklere ulaşılır. Evliyanın gözlemlerinde nesnel gözlemin yapısından doğan objeyi mekan içerisinde yerli yerine oturma isteği yoktur, oturtma isteği yoktur. Kuban şu değerlendirmesini de belirtiyor. Sosyal yaşama ilişkin gözlemleri o kadar ilginç olan Evliya'yı güvenilir bir mimari tarih kaynağı olarak kullanmak olanaksızdır. Yani o matematiksel oranlar, ölçüler falan Evliya Çelebi'de bunlar yok diyor. Evliya Çelebi daha çok böyle haz verecek şekilde tarif ediyor eşyaları diyor. Oradan da Osmanlı'nın doğa işte eşya yaklaşımına bir yorum getirmiş Doğan Kuban. Yavuz Hilmi Yavuz da bunu bize nakletmiş kitabın 19. sayfasında. İlerliyoruz. 22. sayfaya geldik. Dikkatli bir kültür tarihçisi, Osmanlı'da münevver olmanın edebiyatta ve müzikte derinleşmekle belirlendiğini kolaylıkla teşhis edebilir. Dikkatli bir kültür tarihçisi, Osmanlı'da münevver olmanın edebiyatta ve müzikte derinleşmekle belirlendiğini kolaylıkla teşhis edebilir. Diyor. Devam ediyor o kısım ama çok fazla okumayayım, hızlı geçeyim. 25. sayfada dikkatimi çeken bir şey. Osmanlı'nın inceliği ve imtidadının anlamı burada işte. Soylu ama tepeden bakmıyor. Muhteşem ama insanı ezmiyor. Büyük ama ürkütmüyor. Bir daha okuyayım. Osmanlı'nın inceliği ve imtidadının anlamı burada işte. Soylu ama tepeden bakmıyor. Muhteşem ama insanı ezmiyor. Büyük ama ürkütmüyor. Diyor. Kitabın 26. sayfası toprak yaklaşımı Osmanlı'nın onu anlatıyor. Osmanlı toplum düzeninde egemen üretim aracı olan toprak devletindir. Sahibül arz devlettir. Dirlik sahibi sipahiler devlet görevlisi olarak toprağın intifa hakkına sahiptirler. Demek ki en küçük tımarlı sipahiden sadrazama kadar siyasal iktidarı bölüşen devlet görevlileri üretim aracı olan toprak üzerinde özel mülkiyete sahip değillerdir.
diyor. Bu ondan sonra üretim ilişkileri açısından falan filan daha dallanıyor bu mevzu. Ama ilginç bir kısım. Osmanlı'da toprak mülkiyeti devlete ait. Evet. İlerliyoruz. Geldik kitabın 33. sayfasına. 33. sayfada şöyle bir bilgi var. Nitekim Eldem, şöyle bir yerden başlayayım. Nitekim Eldem, bu Eldem'de Profesör Doktor Edhem Eldem. Profesör Doktor Edhem Eldem. O demiş ki, nitekim Eldem Yasemin Bay'la yaptığı bir söyleşide bu konuya ilişkin bir soruyu yanıtlarken Osmanlı ölüm kültüründe farklılaşmanın kendine özgü bir kültürün varlığının belki en iyi işaretinin mezar taşları olduğunu belirtiyor. Ve şöyle diyordu. En basit İslami mezar taşında bir iki dua, şu kişi ölmüştür deniliyor, o kadar. Oysa Osmanlı bununla tatmin olmuyor. Mezar taşlarında ölen kişi hakkında geniş bir biyografik bilgi yer alıyor. Osmanlı mezar taşlarında böyle bir ilginçlik varmış. 35. sayfa. Osmanlıcanın ne kadar zengin bir ifade dağarına sahip olduğunu göstermek bakımından bana fevkalade anlamlı görünüyor diyor. Bir eser örnek verecek, onu söylüyor. Bu Bursalı İsmail Beli'nin Nuhbetül Asar-ı Lizze'yle Zübdetül Eş'arıdır. İsmail Beli 18. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı yazar ve şairi. Nuhbesi gerçi tezkireden çok bir güldeste, antoloji sayılsa da asıl önemli yanı, tezkireye alınan her şairin ölümünü apayrı sözcükler ya da deyişlerle dile getirmiş olmasıdır. Tezkirede 414 şair yer almaktadır ve İsmail Beli bunların çoğunun ölümlerine ilişkin değişik bir dile getiriş tarzı sergilemektedir. Bu gerçekten müthiş söz dağarı ustalığına ilişkin rastgele örnekler vereyim. Baki'nin ölümü. 1087'de Serkeşide-i Nemendi merg oldu. Bahri Paşa'nın ölümü. 1132 tarihinde Garik-i Derya-i Rahmet oldu. Bedri'nin ölümü. 1065 senesinde Mah-ı Ömrü Müzmahili Grubu Fena oldu. Gibi gibi daha örnekler veriyor. Alta geçeyim, biraz daha hızlı gideyim. İsmail Beli sadece sözü geçen her şairin ölümü için ayrı bir dile getiriş dağarı kullanmakla yetinmiyor. Bu dile getirişin şairin adı ile de mütenasip oluşuna da özellikle dikkat ediyor. Cezminin cezmetmesi, Bahri Paşa'nın bahrın deniz anlamına geliyor olması dolayısıyla Garık-ı Derya-i Rahmet olması, Ragıp'ın Ragıp ile Rabet'in aynı kökten gelmesi dolayısıyla Bihişte'ye azm-ı Rabet, Bihişte azm etmeye rağbet etmesi, Bedri'nin ayın Bedir durumu dolayısıyla Mah-ı ömrünü, ömrünün ayının Müzmahili grubu fena oluşu ve benzeri, bu Osmanlı münevverinin dilin söz dağarına egemen olmadaki ustalığını gösterir. Her şairin ölümüne çoğu kez onun adıyla ilişkilendirerek değişik bir dile getirişle gönderme yapması da bir entelektüel inceliğe ve zarafete işaret eder. İsmail Beli'nin tezkiresi, Osmanlıca'da ölümün dilsel olarak temellük ediliş biçimindeki çeşitliliği gösteren kışkırtıcı bir belgedir de. Osmanlı'nın büyük kültürde geleneğinin inkar edilemez bir belgesi. Osmanlı'nın büyük kültür geleneğinin inkar edilemez bir belgesi. Yani bu kadar zengin bir dil var diyor. Her bir kişinin ölüm tarihini verip sonra onu anlatırken de ismiyle ilgili bir ifade kullanmak diyor, bu acayip bir dil zenginliği, bir kültür zenginliği, bir incelik. Onu örnek veriyor. Devam edelim. Bakalım daha ne ilginç bilgiler var. 41. sayfada Hilafet Problemi diye bir yazı var. Çok güzel bir yazı. Bu yazıda şöyle bir iddia var. Osmanlı padişahları hilafeti her ne kadar imamet olarak Yavuz Sultan Selim zamanında almış olsalar da bunu hilafeti yüklenmek anlamında hiç kullanmamışlardı diyor. Bunu ilk kullanan daha sonra Kırım Savaşı'ndan sonra, Kırım'ın elden çıkmasıyla falan filan Osmanlılar ondan sonra kullanmaya başladılar diyor. En ağırlıklı kullanan da 2. Mahmut. Mesela burada şöyle bir şey diyor. Hemen belirteyim, bu iddia
Bir Fransızın eserinde geçiyormuş. Şimdi bu eseri okumak da zor. Fransızca kelimeleri nasıl telaffuz ediliyor bilmiyoruz. Geçeyim, sayfasını söyledim. Zaten siz bakarsınız. Bu eser dikkat edilsin 1788 tarihlidir, o Fransızın eseri. Daha sonra Namık Kemal de Evrak-ı Perişanında, o da 1885 tarihlidir. Bu iddiayı tekrarlamış. Hatta hilafetin Ayasofya Camii'nde yapılan bir törenle Yavuz Sultan Selim'e devredildiğini öne sürmüştür. Tabiatıyla ne böyle bir devir söz konusudur ne de böyle bir tören. Ve anlaşıldığı üzere tevatürün kaynağı Namık Kemal'dir. Bunun yanında Bernard Lewis, hilafetin devri bir mitostur diyor. Halifenin kaldırılması ve laiklik konulu bir çalışma yapmış olan doçent doktoru Seçil Akgün de Mısır'ın fethini izleyen dönemde tutulan Haydar Çelebi Ruznamesi'nde de hilafetin Selim'e devrinin tesliminin anlatılan bir kayıt yoktur demiş. Haydar Çelebi Ruznamesi'nde de hilafetin Yavuz Sultan Selim'e geçtiğine dair bir kayıt yokmuş. Osmanlılar daha çok diyor hilafetten ziyade Hadümlü Harameyn unvanı ile ilgileniyorlardı diyor. Devam ediyor, burada daha ilginç bilgiler var. Yani özetle söylenen şu: Osmanlılar hilafet iddiasını daha sonra dile getirmeye başladılar. Evvelen bunu söylemiyorlardı. Ancak hilafeti kabul etmeseler de imamette iddialılardı. Yani yönetim hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyorlardı. Burada ona da şurada değiniyor. Üstelik İslam siyaset teorisinde hilafetle imamet birbirinden ayrılmıştır. Ve Gibbin belirttiği gibi sonraki hilafet hukuken yalnızca imamettir. Hilafetin Kahire'nin son halifesinden Yavuz Sultan Selim'e geçişi doğru olmasa da bu gerçek Osmanlı sultanlarının kendi hakimiyetleri süresince haklı imamlık iddialarını geçersiz kılmaz diyor. Devam ediyor. Kitabın 45. sayfasındayız. Burada ilginç bir cümle var. Nereden başlıyor? Bir yabancı kaynaktan alıntılıyor bunu. Fleischer, Profesör Fleischer. O söylemiş. Fleischer, Osmanlı'nın şer'i hukuk, teokratik hukuk ve örfi hukuk, padişahi hukuk dengesini sağlamakta çok başarılı olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu: benim incelediğim Kanuni döneminden başlayarak Osmanlılarda kutsallığın bir tür dinden devlete devredilişi, vurgu benim, söz konusu. Bugünkü Cumhuriyetçi Türk toplumunu saran devlet fetişizmine bakarsanız, ister karşı olun ister destekleyin, kökenleri burada olabilir. Dikkat edilirse Fleischer, Osmanlı'da laikliğin devlet fetişizmine neden olacak kertede bir kutsallığa büründüğünü söylemeye vardırıyor işi. Bir kere şunu belirtmekte yarar var: Osmanlı hukuku hiçbir zaman bütünüyle laik olmamıştır. Aksini iddia eden de yok zaten. Ama Osmanlı düzenindeki dönüşümlerin hukuk sisteminde de kaçınılmaz olarak bazı değişiklikleri getirdiği, ki bunlar bana göre köklü değişikliklerdir, göz ardı edilemez diyor falan filan. Burada şunu demeye çalışıyor yazının genelinde, kitabın da genelinde bu iddia var: Osmanlı laikliği aslında yavaş yavaş getirmeye başlamıştı. Cumhuriyette bu çok sert bir şekilde gündem oldu, uygulanmaya başlandı ama Osmanlı'da da bunun başlangıçları vardı diyor. Bunu da örfi hukukla dini hukukun birbirinden ayrılmasıyla temellendirmeye çalışıyor hoca. Yani örfi hukukun ayrıca varlığının bir laikliğin temeli olduğunu, oluşturduğunu söylüyor kendince. Fakat biz biliyoruz ki yani dini hukuk Osmanlı'da çok aşkın bir şekilde hakimdi. Evet, örfi hukuka bir alan vardı ama bu alan çok kısıtlı bir alandı yani dini hukuka göre. Fakat laikliğin kastettiği şey ise dini hukuka neredeyse hiç alan bırakmamak. O anlamda taşları doğru yere oturtmuş gibi gelmiyor hoca. Açıkça görülen şudur diyor: Osmanlı şer'i hukuku örfi hukukun dışında tutmuştur. 46. sayfada diyor bunu. Profesör İnalcık söylüyor: devlet idaresinde ve askeri sınıf arasında mer'i olan örfi hukukla halkın muamelatına inhisar ettirilen şeriat arasındaki ayrılığı en açık şekilde gösteren müessese kadı askerlik ve yargıcılık müessesesidir demiş diyor. Devam ediyor bahisler. Çok bunaltmamak için sizi geçiyorum. 50. sayfaya geldik. 50. sayfada şöyle diyor: Mecelle, ahkam-ı fıkhiyeyi, fıkıh hükümlerini tedvin ederek
bir kanun haline koymakla adeta fıtkın muamelat kısmını şeklen olsun dinden ayırıp devletleştirilmiş ve laikleştirmiştir. Bunu söyleyen kimmiş? Cengiz İlhan. Yani hoca da bunu alıntılamış. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ben çok şey yapamadım yani, şeklen devletleşmek ne demek? Biz hukukumuzu kaynağı açısından değerlendiriyoruz, şekli açısından değil ki. Kaynağı naslarsa, İslam usulüyse o fıkhi hukuktur zaten. Yani şer'i hukuktur o. Anlayamadım onu. Ama size okumuş oldum. 51. sayfa. Profesör Doktor Türker Alkan bir yazısında laikleşmenin Atatürk'ten önce başlamış bir süreç olduğunu vurguluyor ve şunları söylüyordu. Laikleşme, dünyevileşme sürecinin Osmanlı'da başlamış olması beni hiç mi hiç rahatsız etmiyor. İşte yani Osmanlı'da da bunun kökleri var falan demeye getiriyorlar yani. Kitabın 53. sayfasındayız. Burada Fatih Sultan Mehmet'e dair bir suçlama var. Ben çok katılamadım bu şeye ama neye dayanıyor? O da çok yazıda bana belirgin gelmedi. Genel geçer bir şey gibi söylenmiş. Belki siz de katılmayacaksınız şimdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bürokratik ve despot bir devlete dönüşmesinin Fatih Sultan Mehmet'le başladığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Doğrusu benim buna acaba mı var? Şer'i hukukun yanı sıra örfü hukukun kodifikasyonu ile birlikte Osmanlı'nın kuruluş dönemine hakim olan Kerim Devlet konseptinin yerine Ceberut Devlet konseptinin alındığını da. Ha bir okuyabilsem. Osmanlı'nın kuruluş dönemine hakim olan Kerim Devlet konseptinin yerini Ceberut Devlet konseptinin aldığını da diyor. Yani Fatih'le beraber bu değişim olmuş diyor. Kerim Devlet'ten Ceberut Devlet'e geçilmiş. Buna da çok katılamadım ama size de paylaşmış oldum. Hilmi Yavuz'un böyle bir düşüncesi var. 59. sayfa. Osmanlı edebiyatçıları Arap ve İran geleneklerinin klasik eserlerini çeviriyor ve kültürlerine mal ediyor. İslam geleneğinin bütün dillerinde şiir söyleyebilme becerileriyle övünüyorlardı. Yani Osmanlı aydınları diyelim, edebiyatçıları diyelim, kalem erbabı diyelim, İslam geleneğinin bütün dillerinde şiir söyleyebilme becerileriyle övünüyorlardı. Osmanlı coğrafyasında kaç dil konuşuluyorsa onlar da şiir söylemekle övünüyorlardı. Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ve Çağatayca. İran'ın usta şairleri örneğin Hafız Sadi Cami hala Osmanlı şairleri için esin kaynağıydı diyor, devam ediyor. Kitabın 62. sayfasında burada bir ilginç bilgi var. Osmanlı'da felsefe ve felsefi düşünce olmadığına ilişkin başka görüşler de var. Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe adlı çalışmasında Osmanlı ulemasının kapı kulu olduğunun, kapı kulluğunun olduğu yerde de düşüncenin öldüğünü öne sürüldüğünü bildirir ve bir yanlışı düzeltir. Pardon, yanlış okudum, baştan alayım. Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe adlı çalışmasında Süleyman Hayri Bolay, Osmanlı ulemasının kapı kulu olduğunun, kapı kulluğunun olduğu yerde de düşüncenin öldüğünün öne sürüldüğünü bildirir ve bir yanlışı düzeltir. Osmanlı'da ilmiye değil, seyfiye kapı kuludur. Evet, güzel bir düzeltme. Yani ulema değil ki Osmanlı'da şeyin devletin personeli, kılıç erbabı. 64. sayfa, yine Bolay diyormuş ki sonuç bölümünde. Profesör Bolay sonuç bölümünde özellikle bir kısım laik entelijansiyanın Osmanlı'da felsefenin varlığını tartışırken felsefi düşünceyi materyalizmden ve ateizmden ibaret saydıkları ya da materyalizme ve ateizme indirgedikleri için Osmanlı düşüncesi bağlamında felsefeden söz edilmesine imkan bulunmadığını öne sürdüklerine de işaret ediyor. Bu bence fevkalade önemli bir tespittir. Nitekim Bolay, felsefenin laikleşmesine rağmen Batı'da dini yetkilerden ve geleneklerden kurtulunmadığını bildiriyor ve kaldı ki diyor, modern Batı düşüncesinde Hristiyan veya Yahudi, vahyine yahut ilahi doğruya bağlı olmayan kaç filozof ve düşünür vardır? Pascal mı? O da bir mistik. Descartes mı?
metafizik düşünceleri ve felsefenin ilkeleri bile vahye ve Tanrı'ya bağlılığını göstermeye yeter diyor ve daha başka aydınlardan da bahsediyor burada. Yani Batı düşüncesi de diyor ilahi metinlerden, her ne kadar tahrif olsa da ari değil ki Osmanlı felsefesi de bunlardan ari olsun. Bunlardan ari bir felsefe aradığınız zaman Osmanlı felsefesini yanlış yerde arıyorsunuz demektir diyor. Yani Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası var. İğnesini karanlıkta düşürmüş, aydınlıkta arıyormuş lambanın altında. Orası daha aydınlık diye. Şimdi ama orada bulabilir misin? Orada düşürmemişsin ki gibisinden. Evet. Devam ediyoruz. Kitabın 66. sayfası. Aydınlanma nedir? Bu soruyu Immanuel Kant soruyor. Was it... O kelimeyi söyleyemem ben. Almanca ama herhalde söyleyemem. Geçelim burayı. Soruyunun Almancası yani. Soruya bu adı taşıyan çok ünlü risalesinde de şu yanıtı veriyor. Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır. Aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır. Aydınlanma bu demektir. 67. sayfa. Bu neden böyledir? Lucien Goldman aydınlanma felsefesinde nedenini söylüyor. Bu açıdan başta Fransa'dakiler olmak üzere aydınlanmanın daha radikal düşünürleri, insan aklının tüm gerekli soruların yanıtlarını elde etme yeterliliğine sahip olduğu düşüncesini savundular. Bu durumda vahiy ile kazanılan tüm bilgiler gereksiz, aldatıcı ve Kant'ın deyişiyle insan erginliği için zararlı hale gelirler. Yani akıl dışındaki her şeyi reddetmeye götürdü diyor bu akılcılık aydınlanmayı. Halbuki buna hakkı var mıydı? Bu sorgulanmalı, yazının devamında bunun eleştirisi gelecek. Şeylerin varlığını kanıtlayabilmenin mümkün olmadığını söylemiş. Onun için de dünyayı akılla kanıtlanabilir bir bilgi sorunu olarak değil, Berlin'in deyişiyle de bir inanma sorunu olarak ele almak gerektiğini savunmuştur diyor. Hume'un görüşü de buymuş. Devam ediyoruz. Özetle aydınlanma, 70. sayfaya geldik. Özetle aydınlanma, uysal bir tebaadan oluşan disiplinli bir toplum inşa etme idealiyle sonuçlanır. Belki de aydınlanmanın gerçek aklı, Voltaire ve Didon'un ki değil, Robespierre ve Jacobin aklıdır. Çünkü Foucault'un deyişiyle askeri bir toplum hayali ancak aklın dogmalaştırıldığı ve tastaman bu nedenle yani dogmalaştırıldığı için o dogmalara dayatan gözetleyici, cezalandırıcı, baskıcı ve disipline edici bir projeyle mümkün olabilir. Bunun adı da totalitarizmdir. Totalitarizmdir. Kelimeler de zor arkadaşlar, sadece benim kusurum değil. Bunun adı totalitarizmdir. Nitekim aydınlanmanın Jacobin bir totalitarizm ürettiğini çok görülmüştür. Yani aydınlanma süreci akılcılığa dayandı ama diyor bu akılcılık despottu. Doğruyu tek elinde sanıyordu. Tek bir şekilde sanıyordu. Bunun sonucu olarak da farklı doğruları bastırmak istedi, silmek istedi. O da diyor totaliterliği sonuç verdi, otoriterliği sonuç verdi. Bastırmaya çalıştı diyor onları. Aydınlanmacılığın sonucu bu oldu diyor. Atlayalım burayı da. Namık Kemal'in bir inceliği bahsediliyor burada. 72. sayfa. Namık Kemal doğal hukuk kavramını Allah'ın bir bağışı olarak kabul eder. Dolayısıyla Namık Kemal aydınlanmanın devlet felsefesini belirli ihtirazi kayıtlarla kabul eder görünmektedir. Nitekim aydınlanma ideolojisini temellendirmek amacıyla kullanılan doğal hukuk kavramı aydınlanma düşünürlerinde ve Namık Kemal'de farklı kaynaklara gönderme yapar. Dinin dogmalarına karşı çıkan aydınlanma için doğal hukukun kaynağı akıl, Namık Kemal içinse Allah'tır diyor ve devam ediyor. Daha fazla uzatmayayım. Kitabın 75. sayfasındayız. Vaktimize bakıyoruz. Yarım saat olmuş yahu. Burada Mustafa Kemal'in hayatların hakiki mürşit ilimdir cümlesine bir gönderme var. Hemen belirteyim ki, kitabın 75. sayfası söylemiştim. Hemen belirtmeliyim ki,
Cumhuriyet dönemi aydınları ile Tanzimat sonrası Osmanlı entelijansiyası arasında bir ideolojik kopuştan söz etmek mümkün değildir. Cumhuriyet ideolojisinin yol gösterici bellediği hayatta en hakiki mürşit ilimdir sloganına rağmen. Bu slogan üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü gerçek anlamda bir aydınlanma sloganı hayatta en hakiki mürşit akıldır olmalıdır. Kemalizmin aklın yerine bilimi koyması, onun akılı bilimsel rasyonellik olarak yeniden tanımladığını gösterir. Dolayısıyla hayatta en hakiki mürşit ilimdir sloganı, aydınlanmayı değil, onun pozitivist varyantını dile getirir. Yani Mustafa Kemal'in bu sözü pozitivist bir sözmüş. Hilmi Yavuz bunu söylüyor. Devam ediyoruz. 77. sayfa. Bilimsel anlamda Marksizmin Türkiye'de Tanzimat dolayımında aydınlanmaya eklemlenebilecek bir tarih öncesi yoktur. Cumhuriyet aydınlarının ikinci meşrutiyetin pozitivizmini yeniden üretenleri ise Kemalistler oldu. Cumhuriyetin Marksist aydınları nasıl ki ikinci meşrutiyetin materyalist münevverlerinin yani Celal Nuri ve Baha Tevfik'in ideolojik mirasçıları olduysalar, Cumhuriyetin Kemalist aydınları da ikinci meşrutiyetin pozitivist münevverlerinin yani başta Ahmet Rıza Abdullah Cevdet ve Beşir Fuad'ın ideolojik mirasçıları oldular. Burada bir de Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece diye bir romanından bahis var. İslam'a karşı yazılmış bir roman olarak bahsi geçiyor. Ben bu romanı okumadım. İlk defa adını duydum. Varlığını da bilmiyordum yani. Ama bayağı İslam'a karşı yazılmış bir esermiş. Cumhuriyet aydınlanmasının Kemalizmi bir pozitivizm olarak yeniden üretmesine ilişkin tipik bir edebi örnek Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gecesi'dir. Yeşil Gece İslamiyet'e karşı bir roman mıdır yoksa din sömürücülerini eleştirmek için yazılmış bir roman mı? Aradaki fark çok önemli. Önemli çünkü eğer İslamiyet'e karşı yazılmış bir romansa Yeşil Gece güdümlü bir romandır. Yok eğer sadece din sömürücüsünü eleştiren bir romansa bu onu güdümlü değil tezli roman yapar. Fakat işte Fethi Naci mesela incelemiş, onun görüşü şu. Fethi Naci Yeşil Gece'nin ortamından bahsediyor. Onu söylüyor ki ne var ki Reşat Nuri romanında sadece Atatürk'ün düşüncelerini yaymakla yetinmiş. Türk tarihinin iç dünyasına, Türk insanının iç dünyasına, bu iş dünyaya biçim veren tarihi, ekonomik ve toplumsal oluşuma yaklaşmak çabasını göstermemiştir ya da gösterememiştir diyor. Naci'ye göre Reşat Nuri dinin Türk toplumundaki yeri üzerinde Türk halkının dine tek ideoloji olarak sarılmasının tarihi ve ekonomik nedenleri üzerinde hiç mi hiç düşünmemiş ve bütün büyük burjuvalar gibi evet zavallı memleket asırlardan beri yeşil bir gece içinde yaşıyordu. Halk dünyayı hep bu karanlığın arasından görüyordu. Anadolu'daki fikirlerin geri, insanların sefil kalması, işlerin fena gitmesi hep bu yüzdendir demekle yetinmiştir demiş. Alemdar Yalçın da Yeşil Gece'yi İslamiyet'e karşı bir roman olarak değerlendirmiş. Başka değerlendirmeler de var ama ana hatlarıyla çıkardığımız şey şu. Yeşil Gece İslamiyet'e karşı yazılmış bir roman. İslamiyet'i kötülemek, halkın gözünden düşürmek için yazılmış ideolojik sipariş bir roman. Devam ediyoruz arkadaşlar. 86. sayfa. Bunu geçeyim ya. Burada hızlı geçmiş olalım. Buradaki metni okuyayım mı ya? Şurayı biraz okuyayım bari. En azından şu kısmı. Ya da burayı da geçeyim. Geçeyim. Şimdi buraya girersem konuşmam gerekecek. Osmanlı Edebiyatı Tahayyülü. 92. sayfa. Şüphesiz Osmanlı divan şiirini görünmez kılma gayretleri bugün de devam ediyor diyor. Osmanlı'nın divan şiirini görünmez kılma gayretleri. Hababam sınıfından da falan hatırlarsınız. Hep alay edilen bir şiir türü oldu divan şiiri. Halbuki ne kadar kıymetli bir sanat.
divan şiirini elbette oryantalizmin o lanetli etkisiyle görmezlikten gelme Türk okur yazarının büyük bir kısmının bir türlü vazgeçemediği bir saplantıdır. Türk okur yazarı genel olarak divan şiirinin Profesör Doktor Şerif Mardin'in deyişiyle edebi tahayyülünden söz etme gereğini duymuyor diyor. Devam ediyor yazı. Güzel bir yazı, tavsiye edilir. 97. sayfaya geldik. Hızlı gitmeye çalışayım. İktidarın büyüsü, göz kamaştırıcılığı sarayın girilemez olmasının gizemine bağlıdır diyor. Devam edelim. Bab-ı Ali'nin tarihini anlatan bir yazı var ama buna girersem gene çok uzayacak. Şuraya gelmiş olayım. Kaçıncı sayfaya gelmiş oldum? 107. Profesör Doktor Niyazi Berkes'in de belirttiği gibi bu kavramların Osmanlı Türkçesindeki tarihsel evrimine bakılırsa meşrutiyet dönemine kadar milli kavramı dini anlamında kullanılmış. Meşrutiyet dönemine kadar milli kavramı dini anlamında kullanılmış. Bu iki kavram yani ulusal ile dinsel neredeyse eş anlamlı sayılmıştı. Cumhuriyetten sonraki uygulamalar bu doğrultuda bir farklılaşmayı getirmiş görünse de temeldeki bütünlük süre gitmiştir. Cumhuriyetin ilk aydın kadrosu daha sonraları bu ayrıştırmanın yani halk kültüründe dinsel olanla ulusal olanı birbirinden ayırma girişiminin yapay ve zorlama olacağını, bunun kuramsal ve pratik düzlemde geçerli olamayacağını fark etmiş olmalıdır ki bu kez bir yeni ulusçuluk anlayışı, dinsel olmaktan çok etnik bir ulusçuluk düşüncesini temellendirilmek istenmiştir, diyor. Devam ediyor, yeni ulusçuluk tarifini yapıyor. Yani Osmanlı toplumu diyor milletle dini bir tutuyordu. Cumhuriyet bunu sonradan ayırmaya çalıştı diyor. Sırf kelime üzerinden yapamayacağını anlayınca da ulus kelimesinin içini doldurmaya çalıştı diyor kendi altyapısıyla, millet altyapısıyla, etnik altyapıyla doldurmaya çalıştı diyor. Devam edelim 108. sayfa. Laik ideoloji gereği ulusal olanı dinsel olandan ayırmak ya da dinsel belirlenimler taşımayan etnik bir yeni ulusçuluk nosyonunu temellendirmek doğrultusundaki aşırı pozitivist yaklaşım, Cumhuriyet'in ilk 15 yılının ayırt edici özelliğidir. Bir daha okuyayım. Dinsel belirlenimler taşımayan etnik bir yeni ulusçuluk nosyonunu temellendirmek doğrultusundaki aşırı pozitivist yaklaşım, Cumhuriyet'in ilk 15 yılının ayırt edici özelliğidir. 15 yıl boyunca bu millete ne pompalanmış? Dinsel belirlenimleri taşımayan, yani dinsel izler olmayan, İslami belirtiler olmayan etnik ulusçuluk aşılanmış. O kadar gezdirerek söylüyor ki herhalde 5806'ya uğramamak için onun kadrine ben de size anlatmak gereği duyuyorum. Ataç'ın kültür anlayışı diyor, Nurullah Ataç'tan bahsediyor burada 109. sayfa. Ataç'ın kültür anlayışı Batı kültürünün evrenselliği düşüncesine dayanmaktaydı. Evrensel bir kültürün temellendirilmesi söz konusu olunca ulusal bir senteze, Türk kültürü açısından özgün yapılara gitmek Ataç'ın görüşüne göre gereksizdi. Asıl yapılması gereken Batı kültürünün temellendirilmesi işini üstlenmek, giderek eski Yunanca ve Latince öğrenmekti. Buraya kadar savrulmuşlar yani. Kendi köklerine bu kadar düşman olmuş bu adamlar. Devam ediyoruz. Aman aman buralarda pek çizmemişiz. İyi gittik. 125. sayfa. Bir şeyin anlamını araştırmak, onun neye benzediğini bulgulamaktır. Tek bir cümle. Bir şeyin anlamını araştırmak, onun neye benzediğini bulgulamaktır. Devam ediyoruz. 127. sayfa. Güzel burasını mutlaka okumalıyım. Son 60 yıldan beri Türk fikir hayatına egemen olan temel bir yanlışlık, bugün de bu yanlışlığın kısır döngüsünden kurtulma doğrultusundaki cılız girişimlere karşın gene olanca ağırlığıyla süre gidiyor. Bu yanlışlık, Türk kültürünün sistemleştirilmesine ilişkin yaklaşımlarda Türk gerçeklerinin batılı kuramsal modellere uydurulmasıdır. Ziya Gökalp'ten beri bu böyle. Nasıl ki Gökalp Hars ve medeniyet kavramlarını temellendirirken Durkheim'in kuramsal modelini kullanıyor,
bu modelin bir yerli varyantını geliştiriyor idiyse, bugün de Batı'da üretilmiş yeni kuramsal modellerin Türk gerçeklerini temellendirmede ölçüt olarak alındığını söyleyebiliriz. Diyor ve devam ediyor. Yani onların sistemleriyle kendimizi açıklamaya çalışıyoruz diyor. Burada hatamız var. 129. sayfa. Tanpınar'ın bir cümlesi var. Biz şarka ve garba ancak birbirinden ayrı iki kaynağımız gibi bakabiliriz. Ve şöyle sürdürüyormuş sözlerini. Her ikisi de bizde ve geniş şekilde vardır. Yani realitelerimizin içindedirler demiş Tanpınar. Tanpınar'ın yine bir sözü. Mektuplarında geçen birkaç satır. Şimdi bir realite var. Mazi maalesef bir sistem. Sen ve ben onun zihniyetini değil haklarını ve şiirini, bugünkü hayata manevi destek olabilecek taraflarını ayıklayabiliyoruz. Ve diyoruz ki şu hadlerde kalmak şartıyla maziyi bugünle birleştirdim. Devamını kuralım. Bu inkarla yaşamayalım diyor. Maziyi inkar etmeyelim demiş Tanpınar. Devam ediyoruz. 135. sayfa. Burayı geçeyim ya. Okumasam da olur. Atlayabileceklerimi atlayayım. Bu da ilginç bir yer. 138. sayfa. Türkiye'nin tarihinin cumhuriyetle başladığını öne sürmek resmi tarihin bile yapamadığı bir şeydir. Resmi tarih Türklerin tarihini Osmanlı ve Selçuklu'yu atlayarak yazmaya kalkışan bir historiografiydi. Tarihin ulus devlet konseptine köken arayışı bağlamından yeniden yazılması. Historiografiye öyle diyor. Tarihin ulus devlet konseptine köken arayışı bağlamında yeniden yazılması. Türk tarihini cumhuriyetle başlatma tezi, cumhuriyetin kurucularının hayal bile edemedikleri bir tezdi. Orta Asya'nın otokton halkının Türk olduğunu öne sürmenin, bütün öteki dünya halkları gibi Osmanlı'nın da Türk olduğu anlamına geleceği aşikardı. Dolayısıyla Türk tarihini Orta Asya ve Anadolu'ya yerleşmiş ilk insan topluluklarının tarihine indirgemek, Türk, Osmanlı ve Selçukluların atlanması ya da yok sayılması anlamına gelemezdi, gelemiyordu da diyor. Ama resmi tarihin yapamadığını diyor. Bugün bazı resmi tarihçiler, resmi tarihçilik oynayanlar, hatta kraldan fazla kralcılar diyor yapmaya çalışıyor falan diyor, örneklerini de veriyor. Yazıyı okursanız çok güzel bir yazı. 141. sayfa. Buraya girersem burası da çok bizi tutar. Güzel bir şey anlatıyor ama çok tutar bizi. Şurasından bir parça okuyayım o zaman. 143. sayfa. Batılı hiçbir toplum, altını çizerek belirteyim. Batılı hiçbir toplum modernleşirken geleneksel kimliğinin bütünüyle sökülüp atılmasına tanık olmamıştır. Tam tersine orada Tesos'un gemisinin tahtaları sökülmeden onarılmakta, tıpkı tarihselliği tescil edilmiş yapılar gibi bir tür restitüasyona tabi tutulmaktadır diyor. Batı diyor bizim gibi yapmadı diyor. Altta da bizim şeyine geliyor eleştirimize. Türk modernleşmesi hem kendisini hem de gemisini yeniden üretebilecek, onları birer proje olarak yeniden inşa edecek bir düşünsellikten mahrumdu. Bu mahrumiyet gelenekselin hem kamusal hem de özel hayatımızın hamulesinden topyekün boşaltılmasına yol açtı ve insanımızın ve gemimizin kendini kendi asli malzemesiyle yeniden inşa etmesinin önünü ebediyen kapamış oldu. Biz bunun ebediyetine inanmıyoruz. İnşallah tecdidine inanıyoruz. Bir gün tekrar kendi gemimizi yapacağız inşallah. Kitabın 144. sayfasındayız. Tam da 44 dakika olmuş. Güzel denk geldi. Max Horkheimer diye birinin sözünü anlatıyor burada. Kültürün insan bireyliğini ortadan kaldıran bir belirlenim olduğunu söylemişti. Bireyi edilgin bir kültür tüketici durumuna getiren kitle kültürü ise sanat, eğlence, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme gibi hayat pratiklerini tüketim eylemine dönüştürüyor. Sanat, dinlence, eğlence metalaşırken bireyin bunlar karşısındaki eylemleri de doğallıkla tüketim eylemi oluyor. Kitle kültürü denilen şey, mesela şu kültürümüzde vardır denildiği zaman, bize bu söylendiği, dayatıldığı zaman
Biz de onun tüketicisi oluyoruz, üreticisi değil. Ama kendi halimize kaldığımızda devam ettirdiğimiz şeyler, evet, o bizim kültürümüz oluyor diyor. Burada onun arasına bir ayrım koymaya çalışmış yazı boyunca. Hoş bir konu. Lümpen kelimesi ne demekmiş arkadaşlar? Ben de öğrendim. Türkiye'de ise lümpen özel bir anlam kazanmış görünüyor. Kitabın 147. sayfası. Türk aydını öteden beri lümpeni Roland Barthes'in deyişiyle ne o ne öteki ne o öteki ne o ne ötekicilik, bak gene söyleyemedim. Ne o ne ötekicilik olarak yorum konumlandırma eğilimindedir ve bu bana çok yanlış görünmüyor. Tam tersine ne o ne öteki olmak ya da daha somut ifadeyle iki arada bir derede kalmış olmak dikkat edilsin. Felsefi anlamda problematize edilmediği sürece aşılması mümkün olmayan muhataralı bir konumdur. Haydi biraz daha cesurca söyleyelim. Türkiye'de entelektüelin konumu ile lümpenin konumu arasında çok ince ama elbette köklü bir ayrım vardır. Doğu ile batı ile köy ile şehir, geleneksel ile modern olan arasındaki sıkışıp kalmışlık, ne o ne öteki olabilmişlik, mesela Tanpınar'da olduğu gibi bir trajedi olarak veya Oğuz Atay'da olduğu gibi bir ironi olarak problematize edilip aşılamıyorsa düpedüz lümpen bir konumda bulunmak anlamına gelir bana göre diyor. Dolayısıyla Türkiye bağlamında lümpen kavramı bu türden ikiliklerin doğu, batı, şehir, köy, geleneksel, modern aşılamaması konumuna tekabül eder. Lümpenlik arada kalmak şeyini ifade ediyormuş yani. Ben de çok duyardım ama kendim kullanmaya çekinirdim. Ne demek ya bu lümpen diye. Manası buymuş. Kitabın 150. sayfası. Batı zaten kendi entelektüel tarihini ötekinin, yani batı dışında kalan toplumların belirlenmesi üzerine kurmuştu. Belirleme veya zihinsel temellük. Ötekinin zihinsel olarak temellükü onu batının kendi söylemi içinde anlaşılabilir kılmakla mümkündü. Yani batı kendisine göre bir konum veriyorsa onu tanımış olarak görüyor kendisini. Amerika kıtasına ilk kez ayak basan İspanyolların yerli halkı onların rasyonel bir doğaları olmadığına, kısaca insan olmadıklarına karar verdikten sonra anlayabilmiş olduklarını belirtir. Yani İspanyollar yerlilerin insan olmadığına karar vermiştir. Atüt kavramı, asya tipi üretim tarzı kavramı zaman zaman çok açık bir biçimde Batı'nın Doğu üzerindeki üstünlüğünü vurgulayan bir ideoloji olarak kullanılmaktadır. Atüt kavramı zaman zaman çok açık bir biçimde Batı'nın Doğu üzerindeki üstünlüğünü vurgulayan bir ideoloji olarak kullanılmaktadır. Asya tipi üretim tarzı kavramının diyor masum olmadığı görünüyor. Yine 152. sayfadan. Böylece Atüt, Avineri tarafından İsrail'in Arap topraklarındaki saldırganlığını meşrulaştıran kavramsal bir aygıt olarak kullanılmaktadır. Avineri bunu nasıl yapıyormuş? Avineri'nin Arap toplumlarının sosyoekonomik az gelişmişliğini, Osmanlı despotizmi altında toplumun durağanlaşmış ve sınıflaşmamış olmasına bağladığını açıkladıktan sonra, Avineri bu savdan kalkarak İsrail'in Filistin'i sömürgeleştirmesinin nasıl geçmiş Atüt kalıntılarını silerek bu bölgeyi modernleşme yoluna sokabileceğinden söz etmektedir diyor. Yani Asya tipisiniz siz. Asya tipi üretiminiz var. Onu değiştirmemiz için bizim sizi işgal etmemiz haklı. Yoksa siz kurtulamazsınız demeye getiriyormuş Avineri. 153. sayfadan. Burası çok güzel. Aklınızda kalır inşallah. Apaçık görünüyor. Bu epistemolojiyi İslam'ın ve doğallıkla da Türk toplumunun 200 yıldır, evet 200 yıldır kendini öteki olarak tanımaya başlaması ile doğrulanıyor. Demek ki Batı bizi öteki olarak zihnen temellük ederken biz daha da ileri gidiyor ve kendimizi öteki olarak temellük etmeye başlıyoruz. Batı bizi nasıl anlıyorsa biz de kendimizi onların, yani Batılıların bizi anladığı gibi, işte tas tamam öyle anlamaya çalışıyoruz. Ve elbette bilincin ayniyetinden söz edemiyoruz artık, diyor. Burayı da geçeyim. 155. sayfada güzel bir şey vardı ama atladık. Atlamak mecburiyetindeyiz artık bir yerden sonra. Çünkü süremiz az kaldı. Batılılaşma. Burası 164. sayfa. Batılılaşma
Osmanlı insanının hayatında nesnel karşılığı olmayan alternatifler getiriyordu ve bunlar hayatımızda nesnel karşılığı olanları bir yer değiştirmeye uğratıyordu. Özneler, nesnel ve tarihsel karşılığını gündelik somut ve pratik hayatının içinde bulamadığı bir musiki dolayımında bir tarihi temellük etmeye çağrılmaktaydı. Oysa bir tarih temellük edilmeden bir beğeninin temellük edilmesi, mülk edinilmesi mümkün değildi elbet. Kısaca eğitim ve zor, yani devletin ideolojik ve baskı aygıtları, insanımıza yeni hayat tarzları edindirmeyi öngören bir doğrultuda yapılandırılmıştı. Bunun musikide öne çıkardığı dönüşümler nelerdi diyor. Müzik konusuna el atıyor bundan sonra. Ama bizim işimizi gören kısmı işte Türkiye'deki batılılaşmanın zorbalıkla olmasının gereğini izah etmesi. Çünkü alternatifleri var. Onun alternatifini çıkarması lazım ki yenisini hayata sokabilsin. Onu da zorla, cebirle yapıyor. Burjuva kültür üzerine yazısını geçelim. Burada şehirlere dair ilginç bir şey var. İtaatkar şehirler, isyankar şehirler ve bunların mimarileri üzerine. Bakınız diyor ki, sokakları gotik bir ortaçağ kentinin sokakları gibi girifse ve labirente benziyorsa hiç kuşkunuz olmasın. O kentin insanların da dünya ile olan ilişkileri giriftir. Örneğin İstanbul biraz öyledir diyor. Hiç beklenmedik bir anda denize küçük bir meydana çıkan sokakları olan bir kentte insanların ne yapıp edecekleri de önceden kestirilemez. Sizi şaşırtabilir, ummadığınız şeyleri yapabilirler. Girift gotik sokakların değil büyük ve düzenli bulvarların egemen bir konumda olduğu modern kentlerde insanların devlet yetkisine karşı daha itaatkar, uysal, boyun eğici oldukları söylenebilir diyor. En altta da şöyle bir şey söylüyor. Mesela Ankara biraz böyledir. Kendini seven kentini sever demiş. Bu da güzel bir cümle var. Ayaklı kütüphane denilen insanlardan bahsediyor bir yerde. Bu tipin ayırt edici özelliği çok şey bilmelerine rağmen yazılı bir tek eser bırakmadan ölüp gitmiş olmalarıdır. Osman Ergin bu tipi şöyle betimliyor. Bir kütüphane nasıl ki binlerce yüz binlerce kitap bulunduğu halde yerinde durup dururken onlardan kimse istifade edemez ve yalnız karıştırılmak ve okumakla istifade temin edilirse bir ayaklı kütüphaneye de ancak bir şey sorulursa cevap alınır. Fakat durup dururken o gibiler ne bir şey söylerler ne de yazarlar. Hatta ölürken de senelerce ayakları üzerinde taşımakta oldukları irfan hazinesini birlikte götürüp topraklara gömerler. Ayaklı kütüphanelerin tabiatı böyleymiş. Kitap gibiler. Sorman lazım, karıştırman lazım ki öğrenesin. Kendiliğinden açılmıyorlarmış o tipler diyor. Örneklerini de vermiş yazıda. Fakat biz oraya geçmeyeceğiz. Burada Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilgili bir şey söylüyor. Nereden başlasam diye bakıyorum ama. Özetle şu, şurayı söyleyeyim. Atatürkçü Düşünce Derneği devletin resmi ideolojisini taşıyan ve o ideolojiyi dolaşıma sokan bir örgüttür. Dolayısıyla da özerk olmak şöyle dursun, devletin resmi ideolojisinin vesayeti altındadır. Kısacası şu, özerk olunmadan sivil olunmuyor diyor. Burasını okumuş olduk. Bu kadarcık olsun. Burada da mesela aydınlara laf vurmuş. Bizim bazı okur yazarımız devletten deyiş yerindeyse göbek bağını koparamamıştır henüz. Ne kertede demokrat ne kertede yasakçılığa karışmış gibi görünürlerse görünsünler, devletin organik aydını kimliklerinden kurtulamamışlardır. Diyor. Devlet onların, bu tip aydınların bilinç dışıdır. Kendilerini resmi söylemin içinden cumhuriyet aydını olarak tanımlarlar ama gerçekte devletin organik aydınlarıdır diyor. Devlet nereye giderse bunlar onu söylerler diyor.
Yine burada Rıfat Ilgaz'ın Aziz Nesin'in başına gelenler üzerinden söylenmiş bir şey var. Ona karşı cevap veriyor. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Ahmet Arif ve benzerinin canını okuyan rejim tek partili değildir, çok partilidir. Önce bu alıntıdaki vahim bir bilgi yanlışından başlayayım. Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin'in hayat hikayelerini bilenler, hem Rıfat Ilgaz'ın hem de Aziz Nesin'in tek parti döneminde de başlarının belaya girdiğini, hem de iyice belaya girdiğini çok iyi bilirler diyor. Dahası bu akıl yürütme o kadar saçmadır ki, mesela bu mantıkla Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden çok partili demokrasiyi sorumlu tutmak gerekecektir. Öyle ya, Sabahattin Ali öldürüldüğünde Türkiye'de çok partili bir demokrasi yürürlükte olduğuna göre, 1948 yılıdır, onun başına gelenlerden de herhalde iktidar yani CHP değil, çok partili rejim sorumlu olmalıdır. Ve Minel Garayip. Yani bu tek partiyi diyor şey yapma, tenzih etme, temize çıkarma çabaları saçmalığa varıyor diyor artık. Tarihsel gerçekleri de reddediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi, bu da kitabın 193. sayfasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya rağmen kurulmuştur. Evet, ona rağmen. Reis-i Cumhur'un bu fırkanın kurulmasını asla tasvip etmediği, hatta Mete Tunçay'ın deyişiyle 4 yıl önce sol muhalefetle uyguladığı muhalifleri çoğunlukla görünce onları bölmek ve bir kısmını kendisine, kendi tarafına çekmek, ötekini de aynı toplayıcı olmayacakları bir aşırılıkla örgütlenmeye itmek taktiğini 1924 yüzünde de uyguladığı bilinmektedir. Yani Mustafa Kemal Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını engellemeye çalışmış diyor, onu anlatıyor burada. Toker daha sonra taslamam şunları yazıyor. Toker'in şuradan almam lazım bunu. Şurayı okuyayım ya. Güzel bir yer. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın radikalleri bu kadarla yetinmemişlerdir. Onların istediği yine Metin Toker'in deyişiyle memlekete mezar sessizliğinin hakim olmasıdır. Hiç kimse yapılanları tartışmayacak, yapılanlar sadece övülebilecektir. Ayrıca içinde belirteyim, Toker Cumhuriyet Halk Fırkası'nın radikalleri yerine pekala Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Jacobenleri de diyebilirdi. Toker daha sonra taslamam şunları yazıyor. 1925 Türkiye'sinde Gazi'nin, İsmet Paşa'nın ve onların etrafında yer almış silahendaz mebusların memlekette müsaade etmeye niyette bulundukları hürriyet bundan ibaretti. Yani işte görülmek istenmeyen gerçek diyelim biz de buna. Evet, burada Mümtaz Soysal'dan bir alıntı var. Mümtaz Soysal demiş ki demokrasi cumhuriyeti öldürüyor. Niye böyle söylemiş? Bu sayın anayasa profesörü konuşmasında Türkiye'de demokrasiyi bir karşı devrim olarak niteliyor ve dikkat edilsin şu sözleri söylüyor. Bu adamlara, bu adamlar dediği Türk halkıdır, Hilmi Yavuz'un notu, biraz da oy hakkı falan verelim deyince devrimci cumhuriyet hapı yutuyor. Demokrasi cumhuriyeti öldürüyor. Devam ediyor Profesör Soysal. Şöyle, cumhuriyetimizin Jacoben niteliği göz önüne almadan bizi anlayamazsınız. Biz Sevr haritası obsesyonu ile yetiştik ve çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz. Ve bu Jacoben niteliğe aykırı olan her şey cumhuriyetin temel niteliklerine aykırıdır. Bu bağlamda ılımlı Müslümanların yaptıkları Jacoben geleneğimizin laiklik anlayışına ters buluyoruz ve bunu bir tehlike olarak kabul ediyoruz diyor. Hilmi Yavuz bunu Mümtaz Soysal'dan aktarıyor ki kendisi de 2 yıl önce öldü Mümtaz Soysal'ın. 2 yıl oldu galiba. Yani adamlar apacık suyuyla demokrasi falan istemiyoruz biz diyorlar. Yani demokrasiyle cumhuriyet olmaz. Onların anladığı şekilde cumhuriyet kendi iktidarları. Jacobenlikle mümkün diyor. Kitap arkadaşlar zaten az kaldı. Bakayım. Kemalizm, şunu da okuyayım. Duverger, Profesör Doktor Maurice Duverger. Duverger, öyle anlatacağım ben size. Ona göre, Duverger'e göre Kemalizm tıpkı Jacobenlik gibi bir vatan tehlikede kuramıdır. Milliyetçidir ve halka karşı halk için bir yönetimdir. Halka karşı halk için bir yönetimdir. Kemalizm öyleymiş.
Evet arkadaşlar, bu kitaplıkta bu kadar diyelim. Vaktimizi doldurduk. Daha fazla aşmayalım, uzatmayalım. Dediğim gibi kitap Türkiye'nin Zihin Tarihi, Hilmi Yavuz'un TİMAŞ yayınlarından çıkmış. İsmine ağır gelebilir içeriği, bana da öyle geldi. Yani o yazılar bunu anlatmaya yeter mi? Değil. Bu Türkiye'nin Zihin Tarihi deyince insan daha kalın, daha ne diyeyim, böyle sistemli giden bir şey bekliyor. Bunlar daha çok parça parça konular hakkında yazılmış yazılar. Derlemesi güzel. Verdiği fikirler de güzel ama bu başlığı doldurmayabilir. Okumanızı tavsiye ederim. Fakat büyük beklentilere girmeden okumanızı tavsiye ederim. Son kısımda işte dediğim gibi Mustafa Kemal'e falan biraz fazla hüsnü zan var. Bana da öyle geliyor. Bence öyle değil o işler. Aradaki bölümlerde de Osmanlı'ya yaklaşımda bazı benim tırnak içi çekincelerim var. Yani onu öyle demek zorunda mıyız? Başka türlü anlayamaz mıyız? İtiraz edecek veriler de var bence. Ama Hilmi Yavuz'u okumak kafa açıklığı sağlar arkadaşlar. Ve bence bazen sağdaki insanlardan bile daha yerli şeyler söyler. Her ne kadar kendisi soldan sağa bir çizgi izlese de, hani başlangıç olarak sola yakınken daha sonra sağa yaklaşmışsa da, yerlilik açısından bence sağdaki bazı insanları da geçer, yani yerli düşünüyor. Kafası Osmanlı şey hakkında, hani kendi ayağını bastığı toprak hakkında güvenli düşünüyor. O açıdan da kıymetli bir düşünür. Bu kitaplık da bu kadar. İnşallah başka kitaplarda, başka bölümlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.